gelirse eğer, iki ardı ardına grafik gelecek, iki önemli grafik gelecek. Birisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olursa ona oy verir misiniz? Başka bir adaydan bahsedilmiyor, sadece Erdoğan aday olursa. Seçmenin %50,4'ü asla oy vermem diyor. Şimdi oy vermem değil, asla oy vermem. Bu şimdi çok güçlü bir şey. Oy vermem başka bir şey, asla oy vermem bir şey, ayrı bir şey. Bunu bir yorumlamanızı isteyeceğim. Kesinlikle veririm diyenler 34,7. Bu iki Cumhur İttifakı'nın toplam oyundan daha düşük bir oy aslında. Verebilirim de vermem de diyenler de 12,2 orada görüldüğü gibi. Şimdi bir sonraki grafik benim açımdan daha önemli bir grafik. O da sonraki bölümde isimler olduğunda, Fransa'nın içinde tetatet olduğunda, yani baş başa kalındığında ne olacağını konuşacağız. Ama ondan önce karşıdaki adayın kim olduğu bilinmezken. Yani seyircilerimiz bazen yanlış anlıyorlar, grafikleri yanlış koyduğunuzu öyle mi? Onun için bunun altını çiz. İsim yok. Evet. Burada bir isim yok. İşareti. Muhalefet bir aday gösterecek. O adaya mı oy verirsiniz, yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mı verirsiniz? Bu tarafta aday belli. Çünkü aslında şu anda biz o noktadayız. Muhalefetin ortak adayının kim olacağını bilmiyoruz. Ama Cumhur İttifakı'nın adayının yeniden aday olma hakkı vardır yoktur, o ayrı bir konu olarak, kim olacağını biliyoruz. Bizzati tarafından, Devlet Bahçeli tarafından açıklandı. Onu biliyoruz. Buna rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının %36,8'de kaldığını, ama muhalefetin adayı her kimse X bilinmiyor, %47'de olduğunu görürüz. Şimdi bu iki grafiği... Bilinmeyen %47 alıyor. Evet. Bunu bize bir anlamlandırır mısınız? Tabii. Şöyle, yani Türkiye siyaseti işte bir süredir yeni bir şey yaşıyoruz biz. Partiler daha önemsiz, işte meclis daha önemsiz. Bir başkanımız var, başkan ülkeyi yönetiyor ve nasıl yönetildiğine dair de bir fikrimiz var. Biraz önce bahsettik, hani %50'nin üzerinde kötü yönetildiğini düşünüyor. İşte ekonomi politikalarında sorunlar var, şudur budur. Böyle olduğunda halkın tepkisi partiden çok ülkeyi yöneten kişiye yöneliyor ve asla oy vermem diyor Recep Tayyip Erdoğan'ı sorduğumuzda. Oy verir misiniz dediğimizde %50,4 asla oy vermem diyor. Bu çok yüksek bir rakam. Geçen ayda mesela yine biz 50,5 bulmuştuk yanlış hatırlamıyorsam, ama oy veririm, kesinlikle oy veririm diyenler de %39 civarındaydı. O da geriledi bu ay. Yani oy vermem diyenler artmadı ama veririm diyenler azaldı. Orada da bir soru işareti, tereddüt var. Şimdi evet, bence ikinci grafik daha da önemli bir grafik. Yani burada herhangi bir isim sormuyoruz. İşte muhalefet adayı mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Yine de burada tabii şunu ima ediyoruz. İki adayın olduğu bir yarışma olması durumunda. Yoksa ilk turda çeşitli sayıda adaylar varsa o başka bir şeye işaret eder. Başka senaryoları gerektirir. Yani böyle sorduğumuzda da geçen ay 42 muhalefet adayı, 40 Recep Tayyip Erdoğan çıkmıştı. Şimdi 7 puan artmış muhalefet adayı. Buna karşılık Recep Tayyip Erdoğan da 3 puan kadar düşmüş. Yalnız burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. Ben geçen ay yorumlarken kendi içimde de aslında pozisyonumu biraz revize ettim bu ay itibariyle. O da şu: biz geçen ay şöyle yorumlamıştık. Yani kim olursa olsun, Emin Bey'i, Barış Bey'i, Şirin Hanım'ı, beni aday gösterse de muhalefet, Erdoğan karşısında bu oyu alır gibi bir yorum çıkmıştı sunduğumuz, kamuoyuna sunduğumuzda. Şimdi biraz incelediğimde şeyi görüyorum, daha derinlemesine incelediğimde şunu görebiliyorum: siz isim vermeseniz de seçmenlerin kafasında isimler var. Ve bu soruyu sorduğumuzda o isimlerden biri gelecek oraya diye muhalefete oy vereceğim diyor. Yani kim olursa olsun değil aslında bu. Siz öyle bile sorsanız o diyor ki şunu aday gösterirler nasılsa, ben ona oy vereceğim. Benim adayım o diyor yani. Hatta belki gerçekte olduğundan daha fazla oy toplamış oluyor muhalefet böylece. Çünkü yani başka bir isim gelse ona oy vermeyecek olan da muhalefete oy vereceğim diyebiliyor. Ama her durumda aradaki farka bakarsanız, 10 puanlık fark,
ciddi bir potansiyel içinde barındırıyor muhalefet açısından. Yani bir hata yapılmaması durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefetin şansı var. Peki o zaman son kısma geçelim mi? Son kısma geçelim ve esas en önemli kısma geçelim. Şimdi doğru bir şekilde bir süredir araştırmacılar şunu yapıyorlar. Eskiden şöyle soruluyordu. Hangi adaya oy verirsiniz? Bütün adaylar sayılıyordu. Tabii Cumhur İttifakı'nın adayı tek kişi olduğu Recep Tayyip Erdoğan olduğu için onun oyu çok yüksek çıkıyordu. Muhalefetin adayları Meral Akşener, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu bunlar sıralanınca bölünüyordu. Şimdi soru şu şekle geldi. İkinci tura kalırsa yani baş başa olursa kime oy verirsiniz? Burada sırayla isterseniz dört adayı sormuşsunuz Erdoğan'ın karşısına çıkarsa. İlk olarak arkadaşlardan rica edelim 10 numara Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu. Burada 6 puana yaklaşan 5,5 puanlık bir fark görüyoruz. İmamoğlu diyenler %46, Erdoğan diyenler %40,6. Kararsızlar 4,9, oy kullanmam 7,4. Bu en düşüklerden biri oy kullanmam ve kararsızlar. Bir sonrakinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olursa burada Cumhurbaşkanı'nın oyu aşağıya geliyor. 40,6'nın 38,4'e iniyor. Ve Mansur Yavaş'ın oyu %50'ye yaklaşıyor. 49,3. Geçen sefer 50'nin üstünde görmüştük. Akşener sorulduğunda ise Akşener geçen sefer arayı biraz açmıştı. Bu sefer de aynı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la neredeyse aynı, bir tık üstünde ama aynı hata payının içinde sonuçta olduğunu görüyoruz. Ve son olarak da Kılıçdaroğlu'nun da çok yaklaştığını görüyoruz Erdoğan'ın oy oranına. Bunları ben söyledikten sonra isterseniz siz sorunuzu sorun. Peki, Barış. Derya Bey, bu dörtlü yaklaşık değil mi 4 aydır... Dördüncü kez galiba biz bu programı yapıyoruz. 4 aydır aşağı yukarı benzer bir şekilde cereyan ediyor bu şeyler. Sadece siz de bunu hani söylediniz. Erdoğan'a oy vermem diyenler 4 ay içinde %43'ten 50,4'e çıkmış durumda. Yani evet, benim o adını anmaktan sürekli tekrarladığım parti istikrara kavuşmuş durumda. Hatta bütününe baktığımda sizin araştırmanın şöyle de hani davranış olarak da istikrara kavuşmuş durumda. Bir seçmen davranış. Türkiye nasıl yönetiliyor dediğinizde mesela bakıyorum hep 50 küsür efendim şu soylu istifa etmeli veya görevden alınmalı mı dediğinizde hep yine 50 küsür. Yani sanki şey, Türkiye'de evet, bir şey tipoloji oluştu ve o Erdoğan'a veya Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakarak nerede duracağını. Bu sefer eskiden hani hep şeyi tartışıyorduk, 50 küsür onunla birlikte nasıl davranacağına karar veriyordu. Şimdi ona karşı nasıl davranacağına karar veren 50 küsürlük bir kitle oluştu. 4 ay içinde gördüğüm kadarıyla bu net bir şekilde artık görünüyor. Benim burada siz ikinci tur diye sormuşsunuz ama kararsızları kafamda dağıttığımda nihayetinde şu Cumhurbaşkanlığı seçiminin İki adayla, birinci turunun iki adayla olma ihtimali de var. Yani fiilen. Hı hı. Belki mesela HDP aday gösterecek mi göstermeyecek mi diye bir tartışma var nihayetinde. Ondan sonra veya bir tür